amacına, gayesine göre. Ne amaç için okunacaksa, bakın ne amaç için okunacaksa orada sayıda değişebiliyor. Bu ilimler de yine bu konularda uzmanlaşmış kişilerin ilimleridir. Bu konuda çok çok fazla bilgi kirliliği de var. Yani herkes bir rakam çıkartıyor kendi kafasına göre. Yani hakikaten bu ilme sahip olup da o rakamı çıkaranlar da var. Bazı işte kaynaklarda, kitaplarda yazan. Veyahut da kişi kendince bir hesap yaparak, hakiki o Ebced hesabına vakıf olarak değil de, mesela bu Ebced hesabının inceliklerini en iyi bilenlerden birisi Hazreti Ali'ydi, Ebced hesabı. Bazı insanlar bu kendilerine göre bir çıkarımda bulunarak, bu harflerden rakamlara dönüştürerek bir Ebced hesabı yaparak, işte şunun şu kadar sayıda okunması gerekir, bunun bu kadar sayıda zikredilmesi gerekir gibi bir çıkarımlarda bulunabiliyorlar. İşin ehli olmadıklarından bazı insanlar bu tarz söylemlerini paylaştıklarında, bu uygulamaları yapan insanlar da belli bir korunmaya geçmeden yaptıkları için, belli bir koruma olmadığı için, bu insanlar da bilinçli bir yönlendirici olmadıkları için, yani irşat edici konumunda bilgili bir arif, alim olmadıkları için, bu sefer insanlara rastgele sayılarda zikirler yaptırabiliyorlar. Rastgele sayılarda zikirler yapanlar da farkında olmadan cinlerle iletişime geçmiş oluyorlar. Veya psikolojik olarak bir takım bozukluklara düşebiliyorlar maalesef. Bu da tehlikeli bir şey. Onun için her zaman söylüyoruz, kişi kendine rastgele oradan buradan duyduğu, işittiği, rastgele bir kitaptan okuduğu şekilde Esma-ül Hüsna çalışması yapmaya kalkışmasın. Bir bilgili bir insanın, gerçekten bilgili bir insanın bilgisi nezdinde onun yönlendirmesi, talimatı ve kontrolü altında yapmalıdır. Doğru olan budur. Bu rakamlarla ilgili olarak mesela şey, bu üç harflerin onlarla ilgili frekans şeyi mi oluyor hocam? Tabii. Belli sayılarda belli esma zikirleri çekilmesiyle birlikte aslında işleyen teknik olarak şöyle. Esma-ül Hüsna'dan çalışma yapıldığında bu zikirler ardarda bu isimler söylendiğinde bir frekans açığa çıkıyor kişide. Beyninde bir açılım oluyor. Beyninde açılım olduğunda aslında niyeti, kastı ulvi alem ile bir bağlantıya geçmek ya da meleklerden bir ilham almak niyeti olabilir. Lakin işte bilinçsiz ve şuursuzca yapıldığında, kontrolsüzce yapıldığında ilk açılım, beyinde ilk açılımı gören ve derhal iletişime geçen cinlerdir insanla. Beyinde bu tür açılım yapma faaliyetleri yaptığı zaman insan ister Esma-ül Hüsna zikriyle yapsın, ister farklı metotlarla yapsın. Beyindeki bu açılımlar veya bir takım maddeler var. İşte bunu ister işte sigara bağlamında içiyorlar veya damla şeklinde. Ne diyorlardı onlara? İşte bir takım otlardan elde edilen damlalar epifiz bezini aktif hale getirici, etki edici bazı şeyler vardır, bitkiler. Bunları kullanıldığında kişide açılım, beyinde bir açılım söz konusu oluyor. Bu açılımda ilk anda irtibata geçen direkt cinler insanla irtibata geçer. Melekut hemen irtibata geçmez. Melekut insanın ahvaline bakar. Allah'ın emri mucibince görevlerini hakkıyla yerine getirdiğine bakar. İbadet ve taatlerini hakkıyla yerine getirip yaptığına bakar. Bütün bunları bir sebat ederek, belli bir istikrarla yapmış olduğunu görür. Belli bir kıvamdan sonra, belli bir süreden sonra geçerse melek irtibata geçer insanla. İlham vermek babında vesaire. Ama cinler böyle değil. Cinler senin o beynindeki açılımı yapma faaliyetlerini yürüttüğün anda direkt hemen irtibata geçer cinler. Ve kişinin bilgi birikimine göre de bir kimlikle, bir örtüyle, bir elbise giyerek gelir. Nasıl gelir? Dini çalışmalar içerisinde bulunan insana bir evliyanın ruhaniyeti gibi gelir. Ben falanca evliyan, ben Emir Sultan'ın ruhaniyetiyim der, rüyasında gelir. İlerleyen aşamalarda uyanıkken gelir. Biz artık sen oldun, kıvama geldin, sen şöyle kutupsun, böyle evliyasın. Bak biz de seni eğitiyoruz, öğretiyoruz, seni biz eğiteceğiz, senin eğitimini biz üstlendik gibi böyle bir söylemlerle cinler kendilerini bir evliyadan biri olarak tanıtırlar.
İbn Arabi olarak tanıtırlar, Beyazı Bestami olarak tanıtırlar, Cüneydi Bağdadi olarak tanıtırlar vesaire vesaire. Bu şekilde insana rüyasında, rüya yoluyla yanaşırlar, kalbine bilgi veriyormuş gibi. Yani bazı insanlar da öyle ifade eder. Ya işte ben sanki bana, kalbime İbn Arabi şunları söyledi der adam. Yani o eminim der yani, o söylüyor. Ya nereden biliyorsun onun söylediğini? Yok canım, ben eminim kalbime İbn Arabi söyledi veya Mevlana söyledi kalbime gibi böyle söylemlerle kalbe ilkalarda bulunurlar cinler. Kişiyi saptırırlar. Allah muhafaza. İşte dinle meşgul olan kişiyi din tarafından gelirler. Dinle alakası olmayan, daha çok itikadı farklı yönlere sapmış insanlara ışık varlıklarız diye tanıtırlar. Öyle tanıtırlar. Bir de şimdi öyle bir şeyler var ya. Biz işte bilmem nereden geldik. Efendim? Bir şey gezegeninden geliyor. Tabii bilmem ne gezegeninden gelen ışık varlıklarız. Seni saflığa ulaştıracağız, eğiteceğiz seni gibi. Var ya işte bir de halk arasında bazı kesimin deyim var ya, ışıklar içinde uyusun. Vatandaş ölmüş gitmiş, ışıklar içinde uyusun. Ne demek ışıklar içinde uyusun ya? Kabri nur olsun de ışıklar içinde uyusun. Ne anlama geliyor ya? Nur deyince gıcık oluyorlar. Herhalde nurdan gıcık oluyorlar yani. Işık başka, nur başka yani. Öyle ya. Ziya başka bir şey. Nur başka bir şey. Yani nurun manası, ışık onun karşılığını vermez. Işık başka bir şeydir. Işık kelimesi nurun karşılığı değil yani. Tabii. Onun için böyle kimisine de işte öyle tanıtıyorlar. Biz ışık varlıklarız diyorlar. Kimisine biz işte dünyayı yöneten varlıklarız. Seni de grubumuza alıyoruz diyorlar. Gel sen de grubumuza katılacaksın. Yani envai çeşit oyun ve tezgahları vardır cinlerin. Hocam şizofrenlerin gördükleri peki? Şizofreni... Psikolojik rahatsızlıkların bir çoğu kökeninde cinlerle irtibat söz konusu. Gördükleri cin mi yani? Cin tabii. Yoksa beynin bir oyunu cin, olamaz mı? Cin. Bunların çoğu gördükleri cinler. Cinler o kişileri oynatıyor artık. Ellerinde, avuçlarında istedikleri gibi oynatıyorlar. Çünkü cinler insanların beynini, insanı komuta edip, kontrol altına alıp, insanların beynine impuls göndererek sadece o kişiye görünür vaziyette, o kişi... Zahirde gördüğünü iddia edebilir yani. Evet, ben karşımda bu adam var, oturuyor der yani. Ona öyle gözükür yani. Halbuki orada bir kimse yoktur. Cin bu şekilde etki altına alarak o kişiye gözükür. Gözükebilir. Veya bir gruba da gözükebilirler cinler. O ortamda bulunan 3-5 kişi tesir altına tahakkümünü kurabilecekleri yapıdaysa, maneviyatları zayıfsa, oradaki 3-5 kişiye de birden aynı şekilde beyinlerine impulsu verip o 3-5 kişiye birden gözükebilirler. Hepsi birbirini doğrular. Senin benim gördüğünü görüyor musun? O der ki ben de görüyorum. O zaman bu hayal olamaz. Hepimiz görüyoruz. Bu bir gerçek. Tamam o zaman işte geldi. Evliya geldi. Derler. Allah muhafaza. Bunlar hep oyunlar, tezgahlar, tuzaklar. Bu şekilde cinlerin iletişime geçtiği insanlar, din alanıyla ilgilenen kişilerin en nihayetinde varacağı, iddia edeceği son nokta Mehdiliğini ilan etmektir. Evet. Kişi en sonunda Mehdi'yim der yani. Nitekim çok var günümüzde böyle. Çok. Birisi. En sonunda bu kişi artık Mehdi'yim der yani. Hocam ilaçla düzelenler oluyor. Yani cinler nasıl ilaçla düzelebilir? İlaç beynin cinlerin temas ettiği noktayı uyuşturuyor. Bakın o tarz hastalıklarda verilen o beyni uyuşturucu ilaçlar cinlerin o kişiye tahakküm kurduğu beynin ilgili alanında o impulsu gönderdiği ve o kişi üzerinde tahakküm kurduğu beynin ilgili alanını doktorun verdiği ilaç o beynin o alanını uyuşturuyor. Uyuşturduğu için cin bu kişiye temasa geçemiyor o zaman. O yolla geçemiyor. Çünkü beynin o alanı uyuşmuş vaziyette. Kullandığı ilaçtan dolayı. O zaman hocam böyle şahıslara tedavi olmaları gerektiğini söylemek gerekiyor yani, değil mi? Ama şunu da söyleyeyim. Aslında tıp da inşallah tıp bu cinlerin varlığını maalesef tıp alanında birçok tıp alanındaki kişiler kabul etmiyorlar. Böyle bir şeyi. Kabul etmiş olsalar ve bu bağlamda çalışma yapsalar tıbbi olarak, bilimsel olarak çok daha etkin olabilirler. Bu gibi kimselere verilen o ilaçlar, beyni uyuşturucu ilaçlar, kişiyi doğru, düzgün, duyarlı bir şekilde düşünce halinden çıkarıyor. Yani saflaştırıyor, aptallaştırıyor, öyle diyeyim o ilaçları kullandıkça. Bir şeyde odaklanamıyorlar, odaklanma problemleri yaşıyorlar. Bir konu hakkında
odaklanarak detaylıca bir düşünceye giremiyorlar. Tamamen böyle yüzeysel yaşantı haline geçiyorlar. Ve bu ilaçlar mutlak tedavi edici değil. Bu ilacı bıraktığı anda kişi hastalığı tekrar nüksediyor. Kesinlikle. Ki onun için de o doktorlar diyor bunu sürekli içeceksin kardeşim. İçeceksin. Sürekli beyni uyuşturuyorlar. Halbuki beyin bizim bir hazinemiz. Beyin o kadar muazzam bir hazinemiz ki yazık böyle bu tarz ilaçlarla beyni uyuşturmakla sahip olduğun hazinenin atıyorum %30'unu %40'ını atıl duruma çöp yapıyorsun yani. Bir daha onu o yıllarca o ilacı içe içe o hazine artık işler duruma gelmez bir defa. Aynı şey sigara için de geçerli işte. Sürekli sigara içe 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 beynin içindeki bu hücrelerin zarar görmesiyle. Çünkü bakın vücuttaki beyin hücrelerinin yenilenmesi söz konusu değildir. Vücuttaki başka hücreler yenilenir. Ama beyindeki hücre yenilenmez. Ölen gitti. Geçmiş olsun. Bir daha yenisi gelmez. Dolayısıyla beynin o öldürdüğün hücreleri kim bilir Allah'ı bilme yolunda sana ne alanlar açacaktı. Ama sen onları öldürdün. Artık o alanlar sana açılmayacak. Bitti. Açılması da mümkün değil bir daha. Onun için sigara da bu şekilde beyindeki o hücreler arasındaki iletişimi sağlayan teşbih yapıyorum. Kabloları kilitliyor, tıkıyor, kapatıyor. Dolayısıyla hücreler arası iletişim kesilmiş olduğu için Allah'ı bilme yolunda çok verimli bir durum söz konusu olmaz sigara içenlerde. Sigarayla daha önceki sohbetimizde anlattığım için oraya tekrar girmek istemiyorum. Sigara ile cinlerin de çok bağlantısı var. Çünkü sigara dumanını cinler çok sever. Sigara içen insanın etrafında çok gezerler, dolaşırlar. Çok iyi arkadaşlarıdır yani cinlerin. Bunu da bu şekilde ifade edeyim yani. Sigara içen insanlar cinlerin çok iyi arkadaşlarıdır. Cinlerden arkadaşım olmasın aman diyorsanız sigaradan kurtulun.